Selam dostlar. Şu anda Osmaniye Bahçe'deyiz. Daha önce burada birkaç video çekmiştik. Bu tozlayıcı bir ağacımız dik çıkıyor. Evet, bunlar chetner'lar. Hani size bahsetmiştim, çok yukarıdan taçlanmıştı ve 2,5 sene önce buraya geldiğimiz zaman çok kötü bir durumdaydı. Kötü bahçe diye çektiydik. Ama şu anda 2 senedir, bu sene 3. senesi bu bahçeye emek veriyoruz ve bir de bu bahçenin şansı Selahattin Bey geldi, sahiplerinden, onların akrabalarından ve o da benim gibi biraz çatlak. Böyle olunca bahçeye döndü. Yani, biraz mı Ahmet Bey? Biraz az oldu değil mi? Biraz az oldu. Şimdi size tanıtacağım. Daha önceden hatırlayacaksınız. Yalnız şu anda bana keyif veren başka bir şey var. 10 gün önce burada bir yaprak gübresi denemesi yapmıştık. Çünkü bayağı geç başladık sulamaya. Sulamaya geç başladık. O yüzden yapraklarda sorun vardı. Büyümüyordu, gelişmiyordu. Bir yaprak gübrelemesi yaptık. İzelement verdik. Bir doping yapmış olduk, işte amino asitler belli oranlarda verdik. Bu ağaca göre, yani her şeye göre eşit vermek yanlış olur. Ağacın durumuna göre amino asit, deniz yosunu, ondan sonra diğer azotlu gübrelerden bir karışım yaptık buraya. Ve şu anda ağaçlar birbirine kavuşmuş durumda. Son 10 gün sonra ben bunu görmek için geldim. Normalde bu ay gelmeyecektim. Önümüzdeki ay gelecektim. Ayda bir sefer geliyorum. Şu anda bu gelişmeyi görmek için geldim ve çok mutlu oldum. Yani onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu uçlardaki sarartıları görüyorsunuz. Bunlar 10 günlük şeyler. Ve burada bu bahçe kapanır mı diyorduk. Araları kapanır mı diyorduk. Ve şimdi kapandı. Ben şimdi biraz da Selahattin Bey'i de çekeyim. Ağaçları da çekeyim. Şimdi Selahattin Bey, buraya bu sene biraz geç verdik suyu. Niye geç verdik? Depremden dolayı göletimiz zarar gördü. Evet. Onun için sulamaya, gübrelemeye erken başlayamadık. Yaklaşık bir 45 gün, 50 gün kadar. Selahattin Bey aslında Samsunlu. Evet. Samsun'da yaşıyor. Onun orada da ceviz bahçesi var. Şimdi burada bir ağaç vardı. Sen de demeyecek dedin ya, 2,5 sene önce bütün ağaçlar bunun gibiydi diye. O ağacın yanına bir gidelim. Onu da bir görmüş olalım. Dostlar, bilmiyorum ya, böyle görünce ben keyif oluyorum. Hani Selahattin Bey'le bir iki yerden tanırsınız. Hatırlarsınız, bu bahçede bir su sorunu vardı. Baraj su vermeyeceğiz diyordu. Sondaj yapamazsınız diyordu. Böyle bir şeyler yaşanmıştı. Onunla ilgili bir video çekmiştik. Bir ot ilacı, yan tarafa vurulan bir, evet, ot ilacı, evet, ağaçlara zarar vermişti. Onunla ilgili bir video çekmiştik. Evet. Birkaç video çekmiştik Selahattin abiyle burada. Şimdi evet. Şu ağaçtı değil mi? Dostlar, evet. Şu uçlardaki açık yeşilliği görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi 10 gün içerisindeki gelişme. Ve şu anda Temmuz'un kaçı bugün abi? Abi günlerden de sen Temmuz'un kaçını soruyorsun. Biz bahçede dengeyi bozduk. Sen diyorsun ki az biraz. Ben de bilmiyorum ki. Şimdi telefona baksam olmayacak. Telefonla çekim yapıyoruz. Yedisi evet mi? Dostlar, 2,5 sene önceki videoyu da bir ara Halil'den rica edeceğim. Bunları peş peşe eklesin diye. Burada mesela bu bahçede çekilen videoları tarihleriyle bir yere eklettireceğim inşallah. Şimdi şunun gibiydi bu ağaçların hepsi. Yanında bir dur abi. Şöyle bir yanına yaklaş bir. Ve bütün ağaçlar, evet. Ve çok yukarıdan taçlanmıştı. Yani 2 metreden taçlanmıştı. Onunla ilgili de olumsuzlukla alakalı bir video çekmiştik yine bu bahçede. Şimdi çok şükür şu ağaçlara bakar mısınız? Yani bir şuna bakın, bir şuna bakın. Ve bizim bile tahmin edemeyeceğimiz kadar güzel gelişti. Ama toprağı görüyorsunuz. Hiç içinden çıkmıyor bu adam. Evet. Abi bizi ancak çalışmak kurtarır. Vallahi Selahattin Bey, sana teşekkür ediyoruz gerçekten. Bu bahçe bu hale geldiyse bu senin başarın. Bu senin başarın. Çünkü biz sadece taktik veririz, söyler, çeker gideriz. Bunu sen yaparsan başarılı olur. Ki bu sene dediğimiz gibi baraj çatladı. Barajda su tutmadılar değil mi? Dolu savaş. Osmaniye çöktü, bahçede. Evet. Barajda su tutmadılar. Biz başka şekilde, evet, sondajda falan çözmeye çalıştık. Çözmeye, evet, çalıştık. Şimdilik çözdük. Evet. Ama ne zaman suyu verdik? Haziran'ın
29 ilk şeyi 29 Haziran'da başladık gübrelemeye. Buyurun dostlar, yani 29 Haziran'da su ve gübre verebildik. Buna rağmen çok şükür sürgünleri görüyorsunuz. Hem meyvelerimiz duruyor hem de sürgünler 1,5 metreye yaklaşan, 1,5 metreyi geçen sürgünlerimiz var. Evet. Bu arada aşısı farklı olanlar var. Onlara aşılar yapılıyor bir yandan. Ahmet Bey, şu geçen yılki aşı bak, geçen yani. Geçen yıl yaptığımız aşıydı değil mi şu? Evet. Aşıları da sen yapıyorsun. Evet. Burada iz element eksikliği görmüştük biraz. Onunla ilgili bir ilacın gübrenin içerisine kattık. O kısmen kaybolmuş. Bakın, eski yapraklarda kalmış. Yeni yapraklar düzelmiş. Şurada. Şimdi ikincisini yapacağız. İkincisini yaptığımız zaman tamamen düzelmiş olacak. Evet dostlar, güzel bir bahçe görmek istiyorsanız şöyle görebilirsiniz şimdi. Yani bir zamanlar burayı kötü bahçe diye çekmiştim. Yanlış budamış, aman siz böyle yapmayın diye çekmiştim. Şu anda güzel, evet, bir abi, bahçe bıçak, diye çekiyorum. Akıllı ek. Nasıl gezdin burayı? Akıllı ek. Bir tane akıllı ek getir. Evet. Bir tane de bıçak getir. Fakat her halükarda yüksekten budama yapılmış. Yüksekten taşlandırılmış. Bunu aşağı doğru indirerek, aşağılardan dal alarak bunu telafi edeceğiz. Ve yukarıdan aşağı inen dallara karışmayacağız. O kendisini yavaş yavaş aşağı doğru verecek. Aşağı doğru verecek. Ama bu sürgünler... Yukarıdan baktığınız zaman dostlar, siz görebiliyorsunuz değil mi şu şeyi, manzarayı? Evet, şu sarımsı görülen açık yeşil olan sürgünler hepsi 10 günlük sürgün bunlar. Evet, 10 gün. Bayram sonra geldi ya. Bayramdan sonra. İlaçlamadan sonra yani. Evet, o yapraktan verdiğimiz dopingten sonra şu hale geldi. Şuraya bakar mısınız dostlar ya? Yani ağaçlar bir kat daha artmış oldu. Bu gerçekten bana keyif veriyor abi. Başka şeyi bilmem de şu anda aldığım keyfi, evet dostlar. Ve bütün ceviz, yani bahçeyle uğraşan arkadaşlara şunu da öneriyorum Ahmet Bey. İlaç aslında insan sağlığına olduğu kadar ağaçlarımıza da zarar veren bir bitki. Ya olmazsa olmayan diyenler var. Bence ilaca vereceğimiz... Ot ilacı için mi konuşuyorsun? Evet, ot ilacı için konuşuyorum. İlaca verilecek parayı en azından bir rodovatör alıp veya işte yalnız toprağı şimdi, karıştıran bir şey olsa. Yalnız bak Selahattin Bey, toprağı şu andan sonra, yani ağaçlar aşağı doğru inmeye başladıktan sonra toprağı karıştırma yapmayacağız. Toprağın karıştırma şeysi bitiyor. Çünkü kökler yüzeye doğru geliyor. Kökler yüzeye geldikçe sen aşağı kovalıyorsun. 15 santim yukarı gelmiyor kökler. Gelecek şimdi, 15 nasıl gelmiyor? Santim ya. Olur mu? Olur mu? Yok. Çünkü... O konuda size katılmıyorum. Yani toprak işlemesi 5-6 yaşından sonra bence ağaçlara yakın yerde yapılmamalı. Kesinlikle yapılmamalı. Ama tırpanla biçerler. Zaten ağaç yere kapanırsa orada fazla ot olmayacak. Olmayacak. O şimdi ağaçlar kadar. Burada budama yanlış olduğu için sen hala altına giriyorsun. Ama buradaki budama doğru yapılmış olsaydı, baştan gelseydik de doğru yapılmış olsaydı ağaçlar yerlere kapanacaktı. Yerlere kapanan ağaçlarda da zaten ot olmayacaktı. Çok az olacaktı. Onu da ya az bir ilaçla veya tırpanla çözülecekti. Sadece şu orta boş bıraktığın alan var ya, şurası. Sadece burayı toprak işlemesi yapacaksınız. Yani diplerini, şimdi bu ağaç şuraya inecek. Şuraya inecek. Bu tamam. Ağaç şurada yere inecek. Sen altını nasıl işleyeceksin? Ya o zaman zaten ot diye bir şey barındırmaz i̇şte altında. Tamam, çok yani fazla mesele o. Barındırmaz. Biraz olur. Şu onu aşamada. Da, onu da ilaçla. Bu da, bu da diğer delikanlımız. Selahattin abi, bu delikanlıyla anlaşabiliyor musunuz? Vallahi gumagarı çocukları gibiyiz. Gumagarı çocukları gibiyiz. Ama yine de vazgeçemiyorsunuz. Çünkü yani adam evet. Bulmak zor değil mi? Evet, adam bulmak zor. Evet. Selahattin abi, şöyle beni şurada biraz çekmeni istiyorum ya. Şu manzara gerçekten keyif verici. Şöyle gidelim de. Şurada dostlar, şu sürgünleri görmek isterim sizinle. Görmenizi istiyordum. Evet abi. Sana vereyim şeyi.
çok da fazla konuşmaya lüzum yok ama gel aynı zamanda da şey yapalım, ağaçların sürgünlerini yerinde görelim. Yani neymiş, nereye kadar gelmiş, nereden sonrası yeni çıkmış. Mesela şurada. Yaklaşık 1.30'u yakalamış. Şimdi bakın, şuradaki her sürgünde, bu sene şuradan çıkan, bunlar geçen senenin dalıymış şu. Evet. Bunu buradan kesmişiz. Şu sürgünde 2 tane ceviz var. Şunda 2 tane, 1 tane ceviz var, 3. Bir tane de bunda var, 4. Bir tane bunda var 5, 2 tane bunda var 6, 7, bir tane de bunda var 8. Bir de yukarıda var şimdi, şurada. Bir de şurada var 9 tane ceviz. Şimdi ilkbaharda bahar sürgünüyle şunu almış. Daha sonra su veremediğimiz için, Haziran'ın 20 küsürüne kadar buraya su veremedik. İşte biraz önce söylediğimiz deprem barajı çatlattı. Öyle olunca su tutulmadı. Biz de ancak diğer şekilde suyu halletmeye çalıştık. Ve Haziran'da durdu bu ağaç. Durdu. Durduktan sonra bayramdan önce bir doping yaptık. Ondan sonra şu da 10 gün içerisinde gelen şey. Sürgün. Evet. Eğer onu atmasaydık bu sürgünü patlatamayacaktık. Yani şimdi maşallah. Bilmiyorum dostlar, Allah nazardan saklasın. Bahçenin şu andaki şekline baktıkça keyif alıyorum. Şöyle aralara baktığınız zaman kapattı değil mi? Tabii canım, kapattık. Bak, yani daha da kapatır. Daha bu sene bunlar, bir de önümüzdeki sene yüke bindiği zaman, yani meyvelere bindiği zaman o aşağı doğru inecek. Aşağı doğru inecek. Bakın şöyle. Gerçekten şunun gibiydi ya ağaçlar. Öyleydi Ahmet. Ya bu ağaç işte. Bunu kurtarak müdahale. Ha, bunda şey vardı. Kök boğazı, kök çürüklüğü vardı. Evet, evet. Bunun içerisine şey attık. Bakır sülfat yaptık değil mi? Evet. Bakır sülfat yaptık. Budama yaptık ve ağacı kurtardık. Ama yine de buna devam edeceğiz. Yine bahçenin tamamına Agrifos 400 vereceğiz bir sefer. Bu sene vermedik değil mi? Henüz vermedik. Daha var elimizde. Aldık. Vermedik. Tamam, Agrifos 400'ü bütün bahçeye bir sefer daha vereceğiz koruma amaçlı. Ya baksana abi ya. Alaaddin Bey bunu görsün işte bak. Şimdi bu zaten gelmiş kavuşmuş. Bir de şuna yük binecek abi. Evet. Şöyle düşünsene. Birbirini kapatacak. Bütün mesele bu. Kapatsın istiyoruz zaten. Sıra arası kapatsın. Yukarıdan drone ile çektiğiniz zaman sadece şurada bir ortada hat görün. Onun dışında tarlada boşluk görmeyeceksiniz. Onu görmezseniz bu başarılı demektir. Şimdi şu sürgünlere ne yapacağız? Önümüzdeki günlerde potasyum ağırlıklı beslemeler yapacağız. Şöyle bakın ya. Bilmiyorum. Sizin kayınbiraderin adı neydi? Mehmet. Mehmet. Laz. Antepli Laz diye bende geçiyor. Mehmet abinin bunu görmesi lazım abi. Bu bahçeyi görmesi lazım. Çünkü evet dostlar, meyvelerimizin iriliği de çok güzel. Bakın. Ama dediğim gibi normalde bu meyveler daha da iri olurdu. Fakat baharı kaçırdık. Buna rağmen mazeret beyan etmiyoruz. Olabilecek en iyi şekilde gelişecek. Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız ya? Buyur. Dördüncü, beşinci yaş bitti. Bu sene altıncı yaşında başlıyoruz. Evet. Evet Selahattin abi, senin söyleyeceğin ne var şimdi şu ağacın dibinde? Seni konuşturalım. Geç abi oraya. Ne diyeyim abi? Geç ağacın dibine de. Ne diyeceksin? Sen cevizcilere ne diyorsun? Abi cevizcilere... Akıllı adam gelmesin içimize değil mi? Akıllı adam işi değil ki abi. Akıllı adam niye uğraşsın? Biraz yani emek, biraz gayret, biraz özveri. Evet. Harmanlayıp üretmek lazım. Yani üretmeden hiçbir şekilde olmuyor. Üretmek. Her şeye rağmen üreteceğiz deyiz. Yani ne olursa olsun bir de yaptığın işi gerçekten severek yapacaksın. Bu çok önemli. Seveceksin yani. Evet. Şimdi o şeyi şunu anlatayım ki mutlaka anlat dedi Ahmet Bey.
Osmaniye'de il tarımla görüşmemi sağlayan bir arkadaşım, dostum. Ya nasıl dedi, Karadeniz'den buraya toprak aldınız, ceviz diktiniz. Neyle uğraşıyorsunuz toprak demeden? Dedim böyle böyle bir arazi aldık, ceviz diktik, onunla uğraşıyoruz. Ya çok güzel dedi. Arkasından rakı içen dedi bir gün mutlu olur. Evet. Kişiye göre değişir dedi. Evlenen bir ay mutlu olur. İnsanlarla uğraşan dedi bir ay, bir ömür boyu mutsuz ve sağlıksız olur. Toprakla uğraşan dedi bir ömür boyu mutlu ve sağlıklı olur. Aynen. Gerçekten öyle yani. Gerçekten bütün stresini atıyorsun buraya girdiğin zaman. Evet. Yani ciddi söylüyorum ben. Hayır, kötü olduğu zaman bahçe moralim bozuluyor. Ama bugün yukarıdan geldim. Ya emin ol, çocuk gibi gülüyorum böyle. Yani aşağı doğru gelirken, siz aşağıdaydınız işte, sizin yanınıza evet. doğru gelirken gülüyorum. Bir de yani hakikaten doğru teşhis, doğru şey yapmışız ve çok güzel patlatmışız. Yani ben korktum, Haziran'ın 20'sine kadar su vermemişiz, gübre vermemişiz. Ondan sonra bunları patlatamayacağız, güdük kalacak diye korkuyordum. Şu anda patlamış ki zaten bu en az bir ay daha sürer. Sürer. Şeyimiz tamam abi. Bir de şey de yani Allah'tan havalar da serin gitti. Biz ne kadar suda gübrede sıkıntı yaşadık, havalar da serin gitti. Evet. Şimdi önümüzdeki sene bu hatlar yetmez. Bu hatları artıracağız. Bu hatları artıracağız. Abi bu adamla nasıl geçinebiliyor musun Selahattin Bey'le? Geçineyim. O pek öyle demiyor ama senin bıçak var elinde, ne iş? Ya olabilir canım, tarlada bıçak olmaz olur mu? İyi pek. İçkinlere kesiyoruz. Yo Mehmet abi de yani yaşı itibarıyla elinden geleni bu kadar. Yani elinden geldiği kadar iyisini yapmaya çalışıyor. Elinize sağlık abi, biz ne gençler gördük ki. Tamam. Evet. Tamam evet, Ahmet dostlar. Bey'le bir çay içelim. Görüşmek üzere bir başka bahçede. Ahmet Bey, şimdi şeyi görmedik ya. Sen gerçi geçen pek önemsemedin onu da. Neyi? Fernordu. Buralarda bir yerdeydi. Ney? Bir de onu gösterelim şey dostlara. Yok ben şeydi. Sigara içmeyi tavsiye etmiyoruz yani. Ya bu alanda bir yerdeydi bu. Eğer şeyse onunla ilgili başka bir çekim yaparız. Sen onu tespit et. Yo buralarda da. Burnumuzun dibindedir buralar, şu noktalarda. He şurada. Ne vardı? 1, 2, 3, 4 sıra geride. Pedro mu? Vallahi ya Pedro ya Fernor. Fernor'a benzetiyorum ben onu. Geç mi yaprak açtı? Yok, Pedro'ya benziyor. Neredeyse aynı. Pedro. Neredeyse o Pedro, aynı. Ben Pedro'yu sevmiyorum. Çok meyve verir. Böyle salkım saçak olur. Sanki bu toprağı o daha çok sevdi gibi ya. Yok, yok, yok. Bunun özelliği odur. Evet. Evet. Pedro. Işte. Biz 5-6 kilo dedik ama Pedro değil mi? Pedro. Pedro da yalnız meyvesi de iyi değil. Ben Pedro'yu sevmiyorum, tavsiye gerçi etmiyorum. Evet, Chetner'dan kadar aroması tamam. Güzel değil. Chetner'ın babası bu. Öyle meyvesi mi? Bol ama göster geri kaç. Buyur. Yok evelallah, biz Chetner'dan da buna benzer meyveler alacağız. Bak şöyle tut. Şimdi bir tane dal gösterelim. Sayım yapalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ben Chetner'da da buna benzer sayımlar rahatlıkla yapmışım. Yani şey değil. Yok ama bu yaşına şeye insanlar, göre. İnsanlar tabii böyle bir de şey yaparken, çekim yaparken bunların yapraklarını da biraz kesiyorlar. Sanki komple cevizmiş gibi üst üste konuyor şöyle. Düşün şu aradaki yaprakları kestiğimi düşün. Yapraktan çok ceviz varmış gibi. Mesele o değil. Mesele
Anam derdi ki burkun cücüğü güzün sayılır. O parmağın şeyin üzerine geliyor. Yok, yok şu an size engel değil. Burkun cücüğü güzün sayılır derdi. Yani tavukların civcivleri önce çıktığı zaman değil, sonbaharda sayılır. O yüzden biz hasatta göreceğiz. Yani 5. 6. yaşlarında hasatta ne alacağız ama şu anda bahçeyi bu hale getirmemiz gerçekten büyük başarı. Bundan sonra artık hasata oynayacağız. Bundan sonraki evet. senelerde büyütme değil, asıl meselemiz hasat olacak. Beslemeyi de ona göre yapacağız. Evet. Evet dostlar, hoşça kalın. Hoşça kalın. Selahattin abinin bahçeden görüşmek üzere. Bir başka seferde yine buraya geleceğiz inşallah. İnşallah.